Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. İlçede bulunan kapalı çarşıdaki iş yerlerine dadanan küçük yaştaki hırsızlar tezgahtaki ürünleri çaldıktan sonra bununla da yetinmiyorlar ve vitrindeki mankenin üzerindeki kıyafetleri bile çalarak kayıplara karıştılar. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı çarşının güvenlik kameraları bir hırsızlığı değil adeta bir talanı an be an kaydetti. Aşağı Pazarcı mahallesinde bulunan çarşıya dadanan küçük yaştaki hırsızlar, iş yerinin önünde üzeri branda ile kapatılan tezgahlarda bulunan kıyafetleri adeta talan etti. Tezgahların üzerindeki kıyafetlerle yetinmeyen hırsızlar, mankenlerin üzerindeki kıyafetleri bile çıkartarak çaldı. 2 yıldır sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığı kapalı çarşıda, sabah dükkanlarını açmaya gelen esnaf, iş yerlerinin önünde üzerleri branda ile kapatılmış tezgahların yağmalanmış olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Burada hırsızlık oluyor. Bir tane iki tane seslenmiyoruz ama bugün geldik mesela komşularla beraber bütün tezgahları talan etmişler. Buraya yarın ileride bir tane birisi gelse ateş atsa çarşı yanacak. Biz sahipsiziz, ben onu biliyorum. Birisi kamyonla gelse buraya arabasını dayasa mallarımızı komple götürse yine hiç yapacak bir şey yok. Belki de ceplerindeki son birikimleriyle aldıkları kıyafetin talan edilmesinin yanında çarşının yanmasından korkan esnaf bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Çarşının ilk sorunu kapalı çarşıda elektrik olmaması. Eskiden bizim yukarıdaki yanan şu projektörler gece gündüz yanıyordu. Fakat TEDAŞ aboneliği iptal etmiş ve şu anda elektrik alamıyoruz. Gece burası zifiri karanlık. Çarşı esnafının bir sorunu elektrik, bir diğer sorunuysa bekçi bulamamak. Bekçimiz yok. Daha önce bekçi tuttuk. Bekçi sıkıntı yaptı, gece beklemedi. O yüzden bekçi gitti. Ondan sonra da bekçi bulamadık. Hırsızlık olayının yaşandığı kapalı çarşıya önce polis, ardından da olay yeri inceleme ekipleri geldi. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını 4-5 kişiden oluşan ve yaşları küçük kişilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Burada ciddi bir maddi kaybımız var. Son 3 senedir burada 50-60 bin liralık sadece burada bildiğimiz rakamlarda maddi zayiatımız var. Biz mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz.